Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Her zamanki gibi yine karşınızdayım. Bugün yine bir ürün tanıtımı videosuyla karşınızdayım. Bugün neyi tanıtacağız? Bir mikrofon tanıtacağız. Mükemmel bir mikrofon. Piyasanın en iyi mikrofonu arkadaşlar. Fifine Ampli Game A8 modelini tanıtacağım bugün sizlere arkadaşlar. Evet, elime bu ürün ulaştı. Önce bir dilerseniz kutuyu açayım. Çıkartayım içinden mikrofonun falan neler çıkacak. Onu bir açalım. Ondan sonra üstüne konuşalım. Evet, şimdi açayım ben bunu bir. Şuradan şöyle. Böyle şekilli şukullu bir kutusu var, açılıyor. Evet, içinden böyle bir kullanma kılavuzu falan fistan çıkıyor. Bayağı da bir büyükmüş. Burada işte sesi nasıl açacağınız falan filan her şey yazıyor İngilizce bir şekilde. Nasıl kullanabileceğimiz, ne kadar mesafede kullanabileceğimiz yazıyor. 6-12 inç falan diyor burada. Mesafede olmalı falan gibisinden şeyler var ağzımıza. Ağzımızla aramızdaki mesafe mikrofonu yani. Her neyse. Geçelim bunu şimdi biz. Evet. İçinden böyle bir evet sünger koymuşlar üstünde mikrofonun. Bayağı bir bozulma olmasın diye, mikrofonda sıkıntı olmasın diye bayağı bir sağlam yapmış adamlar. Bayağı zaten bir bantlamışlardı ilk başta. Ben o bantı falan çıkardım tabii. Her neyse. Evet, beyaz seçmiştim ben mikrofonu. Böyle beyaz renkte geldi mikrofon arkadaşlar. Beyaz da ayrı bir şekil tabii. Tabii bunun bir de siyah modeli var. Bir de mavi modelim var, bilmiyorum. Her neyse. Yalnız elinize alınca o ağırlığı bayağı bir hissediyorsunuz. Yani bayağı kaliteli olduğu nasıl belli yani, elinize alınca hissediyorsunuz bunu arkadaşlar. Şuradan gevşetiyorsunuz bunu, yukarı aşağı öyle şey yapabiliyorsunuz. Bu özelliği sayesinde mükemmel yani, istediğiniz ağzınıza şekline göre falan ayarlayabilirsiniz yani. Bu mikrofonu şöyle bir koyayım, şöyle gözüksün. Bunun dışında yanında işte bir kablosu var, USB girişli tabii ki de. Bunun bir ucunu mikrofona, bir ucunu da bilgisayara bağlayabilirsiniz zaten. Evet. Mikrofonu bile kaliteli la. Elime alınca böyle bir kalite hissediyorum resmen. Evet, bu da pop filtresi. Pop filtresi çok böyle ince, şeffaf, böyle bayağı böyle rahatlatıcı bir şeyi var. Metal böyle. Metal şeklinde. Bunu böyle yaptığımız zaman oluyor size böyle bir şey. Onun dışında bir şey daha var burada. Bunu bir de böyle bir şey var, aparatı. Bunu nereye takıyoruz bilmiyorum açıkçası. Ha, bu yedek için mi acaba diyeceğim de. Bunu bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Bu aparat ne işe yarıyor tam olarak? Bilmiyorum neresine takılması gerekiyor, ya da yedek bir parça mı bu? Sanırım yedek bir parça yapılmış burada da. Şunun yerine, şu kısmın yerine herhalde takılan bir şey bu. Tekrar yedek parça diyelim, nedir? Neyse. Bunu gerisi geri koyalım bari o zaman. Ona ihtiyacımız yok. Bize bunlar, bu kadarı yeter. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz çok şekil, böyle bir gülen surat var hatta pop filtrenin önünde. Zaten kardiyoid bir mikrofon bu arkadaşlar. Yani çevre seslerini almıyor. Sadece sizin sesinizi alan, daha fazla alan, güzel bir şekilde çıkartan bir mikrofon bu. Onun dışında başka bir şey yok zaten kutusunda. Bu kadar yani. Demem o ki. Hatta dur ben kabloyu da çıkartayım. Niye sokuyorum tekrar? Evet. Bunu kapatalım şimdi kutuyu bir. Evet. Kutumuzu şöyle bir atalım, koyalım. Evet, gördüğünüz üzere mikrofon çok şekilli şukullu bir şey. Arkasında ışıklandırma düğmesi var. Onu ben birazdan gösteririm size bilgisayara taktıktan sonra arkadaşlar. Onun dışında şu alt kısmında kulaklıkla şey girişi var, işte kablonun takılacağı giriş, bağlanacağı giriş var. Kulaklık da bağlayabiliyorsunuz bu mikrofona tabii. Onun dışında da bir tuşu daha var. O da mikrofon sesini açıp sesini yükseltip kısma olayı var. Üstü de dokunmatik. Buraya bastığınız zaman
sesini kapatıp açıyor, açabiliyorsunuz. Mute yapıyor yani. O özelliğe yarıyor. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Yani diyeceklerim yani özellik bakımından bu kadar. Onun dışında böyle yani artık bilgisayarı bağlama kısmına o zaman geçebiliriz diye düşünüyorum ben mikrofonu arkadaşlar. Fiyatı zaten bayağı bir pahalı bir mikrofon zaten ama hakkını da verebilecek bir mikrofon zaten bu. Bunun bir de A9 modeli var ama A9 ile A8 arasında hemen hemen yakınlar birbirlerine zaten. O yüzden A8 bile bir A9 kadar işinizi görecek bir şey. Arkadaşlar demem o ki. Öyle yani. O zaman bilgisayara bağlayayım ben yavaştan. Işıklarının rengini de falan görün siz. Bir ses testi yaparız. Ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Demem o ki. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayara bağladım mikrofonu ve gördüğünüz gibi ışıkları yanmaya başladı. Şu an sürekli değişen bir modda ışıkları. RGB ışıklı bu mikrofon şu an yeşil yanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum pek. Böyle maviye geçiyor falan fistan. Bütün renklere böyle geçiş yapıyor. Şimdi arkasındaki ışık tuşuna basacağım bakalım ne olacak. Evet şu an kapandı. Işıklar tamamen. Basamadık sanırım. Ha, basmayacakmışız meğersem. Direkt değdirince elinizi tuşa direkt geçiyormuş. Ben yanlış yapıyormuşum. Şu an anladım bunu. Bak böyle dokunmatik yani bildiğin tuş. Basmalı değilmiş yani. Değdirince hemen değişiyor böyle. Evet bir sürü rengi var. Bak beyaz bile yanıyor yani siz düşünün. İstediğiniz atmosfere göre, oyunun atmosferine göre ya da yapacağınız başka bir şeye göre çok güzel bir şekil alabilecek bir mikrofon bu. Arkadaşlar o zaman artık yavaştan bir ses testine de bir geçelim o zaman. Bir ses testini de görelim. Ondan sonra videoyu tanıtımı burada bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses 1-2 ses 1-2 şu an Fifine Ampli Game A8 mikrofonundan duyuyorsunuz sesimi. Nasıl geliyor bilmiyorum şu an sesim arkadaşlar ama gayet böyle işte arkadaşlar. Yani mikrofonun şeyi gayet kullanışlı. Kaliteli bir mikrofon arkadaşlar. Hakkını veriyor yani. Gördüğünüz üzere ses testimiz de bu şekil. Sesi duymuş oluyorsunuz böylelikle. Tekrardan şu kısımdan ben şöyle yapayım. Sarı, yeşil falan, beyaz, mor falan böyle geçip gidiyor. Artık videolarımızı, yayınlarımızı bu mikrofonla yapacağız arkadaşlar. Demem o ki. Evet. Başka bu mikrofon hakkında diyeceğim pek bir şey yok arkadaşlar. Diyeceğim her şeyi dedim sanırım. Eğer atladığım, unuttuğum bir şey varsa siz yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bu mikrofon hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplarım arkadaşlar. Artık bu mikrofonla devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten bir mikrofona ihtiyacım vardı. En sonki kulaklığımın mikrofonunu falan kullanıyordum. Öyle idare ediyordum falan. O da bozuldu falan derken ihtiyacım vardı böyle bir şey zaten. Arkadaşlar her neyse. Bir de arkadaşlar şimdi bu mikrofonu bir de yanlardan falan konuşayım. Nasıl geliyor ses? Nasıl çıkıyor? Ne kadar fazla ya da az çıkıyor? Ona bir bakalım. Test edelim bir de. Evet arkadaşlar ses 1-2 ses 1-2 ses 1-2 bir de şöyle ters çevirelim ses 1-2 ses 1-2 ses 1-2 nasıl geliyor sesim bilmiyorum şu an ama böyle bu kadar mesafeden nasıl geliyor veya şöyle mesafeden yandan falan filan duydunuz işte sesi diyorum arkadaşlar siz anlamışsınızdır ben şu an anlayamıyorum tabii bunu çekerken ancak videodan sonra bakabilirim bunu da denemiş olduk şu evet, buradan sesi açıp kapatabiliyoruz, mute yapabiliyoruz yani istediğimiz zaman. Odaya yani birisi girdiği zaman hemen buna basıyorsunuz, mute'ye giriyor, ses kapanıyor. Sesiniz başkalarına
canlı yayındayken falan filan yansımıyor böylelikle. Bu özellik çok güzel bir özelliklerden bir tanesi zaten bu mikrofonun. Arkadaşlar böyle yani, tamam. Bunu da denediğimize göre başka da bir şey kalmadı sanırım. Anlattım yani, anlatmadım. Böyle yani, bu aralar çok ürün tanıtımı videoları yapmaya başladık. Her neyse, bakalım bundan sonraki ürünümüz ne olur bilinmez. Her neyse. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ses testinde duyduğunuza göre ben burada videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.